Ben gazeteciliği yaklaşık şu an 24 yıldır aktif olarak devam ediyorum. Halen Şanlıurfa Demirören Haber Ajansı'nın temsilcisi olarak çalışmaktayım. Bildiğiniz gibi son 2 yıldır neredeyse 1,5 yıldır pandemiden dolayı özellikle gazetecilere bu anlamda bayağı büyük iş düşüyor. Millet evlerinde oturduğu sırada gazeteciler o sırada kısıtlama dahi olmak üzere sürekli sahada, sürekli haber peşinde işte yaşanan artışları, özellikle pandemide uygulanan kısıtlamaları takip ediyor. Yanı sıra Şanlıurfa'nın ve ilçelerinde yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Bu anlamda oldukça gazetecilere fazla yük düşmektedir. Yine bildiğiniz gibi 10 olacak çalışan gazeteciler günü, dolayısıyla özellikle sahada olan gazetecilerin gününü kutluyorum. Yine bunun yanı sıra yapmış oldukları haberlerden dolayı cezaevinde bulunan gazetecilerin de bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. Yani şu an Türkiye'deki son duruma baktığımızda birçok gazetecinin işini mesleğinin gereklerine ve kurallarına göre yerine getirme sıkıntısı yaşadığını görüyoruz. Özellikle özgür ve nesnel haber yapma şansı birçok gazetecinin elinden alındığını görüyoruz. Yani bu noktada özellikle yereldeki sıkıntıları gördüğümüzde ulusalda yansımasını da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bazen yaptığımız haberlerde yani birçok kişinin eleştiriye açık olmaması yani bizim için en kötü şanslardan biri diyebilirim. Yani bu sorunun özellikle yerelde yaşanması bence Türkiye'nin de durumunu ortaya koyuyor. Gazetecilerin, muhabirlerin özellikle sahada yaşadığı sıkıntılara gelecek olursak, özellikle pandemi döneminde birçok gazeteci arkadaşımız işsiz kaldı, muhabirler işsiz kaldı. Yani bu noktada çoğu gazeteci kendine otosansür uygulamak zorunda kalıyor. Bu sıkıntılarla karşılaşıyoruz sürekli. Özellikle Şanlıurfa'da bir dönem kadın gazetecileri sahada göremiyorduk. Şu an kadın gazeteciler sahada olsa da ben yine yeterli önemi gördüklerini düşünmüyorum. Kadın gazetecilerin yeterli değeri görmediğini söylemiştim. Buradan da tüm meslektaşlarımı ve özellikle kadın gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum tüm meslektaşlarımın. Sahada çalışan arkadaşlarımızın en büyük sorun sıkıntılarından bir tanesi, Şanlıurfa'da bulunan kurum müdürlerinden yeterli bilgi alamıyoruz. Bunun dışında sarı basın kartı sahibiyim. Ben yıllardır sarı basın kartı sahibiyim. Sarı basın kartının Şanlıurfa'daki kurumlar tarafından yeterince tanınmadığını düşünüyorum. Bir sonrası da vatandaşlardan görüş alamıyoruz. Yani mikrofonu uzattığımız zaman bir konu hakkında vatandaşlara, basit bir konu hakkında bile olsa vatandaşlar konuşmuyorlar. Mikrofonlarımıza cevap vermiyorlar. Sorduğumuz soruların cevaplarını alamıyoruz. Kısaca bunlardır diyebilirim. Haber arzu olduğu kulların cümlesine bir hakkınızı inşallah. Zaman zaman yani ne gibi sorunlara karşılaşıyoruz dediğinizde yani şunu söylemek istiyorum. Bazen olay yerine gittiğimizde yani olay yerinde olayı yaşatan yani olaya müdahil olan kişiler bize saldırabiliyor. Yani onu geçtik aslında yani onu normal görüyoruz artık. Sürekli yaşadığımız için bazı durumlarda mesela kolluk kuvvetleri, emniyet ekipleri mesela emniyet güçleri bize siz kimsiniz? Tam yani çekim esnasında bir bakıyoruz ki bize geliyor bir kere de siz kimsiniz ya da kameramızı indirmeye çalışıyor. Yani bu sorunları artık yani bu 2021 yılında aşmak istiyoruz. Bu tür sorunlarla karşılaşmak istemiyoruz. Bir olay yerine gittiğimizde emniyet ekiplerinin gazetecilere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Öncelikle gazetecilik tabii çok geniş bir alanı kapsıyor. Biz bu işin sadece küçük bir kısmını yapmaya çalışıyoruz. Amacımız kamu hizmeti sunmak. Ama gördüğüm kadarıyla artık gazetecilik bir kamu yararının dışında reklam verenlerin ve onları destekleyenlerin peşinden gidiyor. Şu anda Urfa'da sahada çalışan arkadaşlarımızla birlikte biz de elimizden geldiği kadar kamu yararını güden haberler yapmaya çalışıyoruz. Tabii insanların gözünde gazetecilik maalesef eskisi gibi artık bir meslek olmanın ötesinde bir iş olarak görülüyor. Nasıl bir iş olarak görülüyor?
Şu anda sektöre herkes girebiliyor. Yani bu işin belli bir kuralı yok. Atıyorum herkes avukat olamazken, herkes bir doktor veya öğretmen olamazken. Ama sektörün dışından gelen biri çok rahat bir gazeteci olabiliyor. Tabii alaydan yetişmelere bir şey demiyoruz. Alaydan yetişip kendini yetiştirenlere demiyoruz. Ama bir anda gelip işte son dönemde holdingleşmelere örnek verebiliriz. O tarz şeylerde maalesef gazetecilik kamu yararının ötesinde artık kişilerin ve reklam verenlerin peşinden giderek mesleğinin saygınlığını yitirdiğini düşünüyorum. Şimdi ülkeye gelende baktığımızda ekonomik olarak gazeteciler genelde sıkıntılar yaşıyor. Şanlıurfa üzerinde baktığımızda ise gazetecilik anlamda çevre illere göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hem görsel anlamda olsun hem de habercilik anlamda olsun. Bu konuda Şanlıurfa gerçekten iyi noktada diyebiliriz. Bir de Şanlıurfa'da önemli bir sorunlardan bir tanesi de sosyal medyada herkes kendini gazeteci sanıyor. Bu da gazeteciler için ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Enformasyon kaynağının ana aktörü olan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Gazeteciler, basın mensupları savaşa, şiddete, çeşitli zorluklara rağmen görevlerini en güzel şekilde yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki gazetecilerin sadece yılda bir kez hatırlanmasını ben uygun görmüyorum. Gazetecilere toplum olarak ve devlet yetkilileri olarak her türlü destek verilmeli ve yapmış olduğu çalışmalar desteklenmelidir ve takdir edilmelidir diye düşünüyorum. Gazeteciler görevini icra ederken, kamusal bu görevi icra ederken çeşitli zorluklarla, kısıtlamalarla, engellemelerle karşılaşıyorlar. Umuyoruz ki inşallah bu engellemeler kaldırılır ve gazeteciler rahat bir ortamda görevlerini ifa ederler. Şimdi Şanlıurfa üzerinde gazetecilik Urfa sektöründe çok yoğun bir şekilde bu iş dönüyor. Yani biz gazeteciler olarak zorluklar da karşılıyoruz. Özen bir röportaja çıktığımızda insanlar bize tuhaf tuhaf bakıyor. Mesela kimse konuşmuyor bu konu hakkında ya da ne bileyim bizi küçük düşürecek hareketlerde de bulunabiliyorlar. Bunun için hani artık bu insanların bizim mesleğe karşı da bir saygı duymalarının gerektiğini düşünüyorum. Bu şeyden ötürü de tüm gazeteciler günü kutlu olsun diyor. Ve razı olduğu kulların cümlesine bir hak duyulsun inşallah.